Mesela bunların hepsi fırıldak ya. Bunların ipiyle kumunu... Neyse ben seni sonra ararım. Konuşuruz tamam mı? Neden açmıyorsun telefonlarımı? Niye konuşmuyorsun benimle? Hayırdır? Ben bu cezayı hak etmiyorum. Bana böyle davranamazsın. Hakkın yok buna. Sen ne hakkından bahsediyorsun? Senin hakkın mı var bunları yaptıktan sonra? Özür dilerim senden. Sima'yı için de elimden geleni yaptım. Daha ne yapayım? Ayaklarına mı kapanayım? Yalvarayım sana. Daha ne istiyorsun benden? Söyle. Sen bir şey yapma. Kendini affettirmek için hiçbir şey yapma. Hatanı telafi etmeye falan çalışma. Ben bu cezayı hak etmiyorum. Suçum Cemre'den fazla değil. Bir düşün bakalım. Kim daha çok zarar verdi sana? Bana bak Cemre'yi Memre'yi karıştırma sen. Biz senin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bir kere gördüm seni. Peki sen? Ondan uzaklaşabilmek için benimle bir şeyler yaşadın. Benim duygularım, benim gururum umrunda olmadı. En büyük zararı ben gördüm. En büyük zararı ben aldım. Aldatılan ben. Bana bak. Ben istemedim kötü olmayı. Bu ben değilim. Değilim. Bir tarafında bir şey var mı? Allah'ım ya. Tamam bırak ben hallederim bırak. Bırak ben hallederim. Mahvoldu etraf. Söylediklerimin hepsinde haklıydım. Bana bak. Ben sana yalan söylemedim. Ben seni hiç kandırmadım. Beni kullandın dedin, hele o bana çok koydu. Anladın mı beni? Sana başından beri söylemiş olduğum her şey gerçekti. Gerçekten başka durumlarda olsaydık... hayatımda olmanı isterdim. Cemre'yi deliler gibi sevmeseydin. Hayatım bu kadar karışık kuruşuk olmasaydı eğer. Her şeye rağmen... bir umudun olmasaydı. Baştan mı başlayacaksın? Hayır, baştan mı başlayacaksın tartışmaya? Buraları dağıtmaya. Buyur başla. Buyur devam et. Söylenmemiş o kadar çok şey var ki. Hiçbir şey duymak istemiyorum senden artık. İkinizi de affedemiyorum. Senin paşa gönlün bilir, keyfin bilir. Zeynep. Dizlerinin üstünde kapanıp yalvartmazsan bana da Zeynep demesinler.